arkadaşlar, bizim şehrin çocuklarıyla her bölüm başka bir şehirde doğanın keyfini çıkarıyoruz. Çiçeklerle, kuşlarla, şehir hayatından uzakta, doğanın içinde macera dolu bir gün geçiriyoruz. Peki bu hafta nerede miyiz? Bu hafta Adana'dayız. Burası mis gibi portakal kokuyor. Şimdi portakal ağaçlarının, limon ağaçlarının arasında kaybolacağız. Eğer siz hazırsanız arkadaşlarımızı daha fazla bekletmeyelim ve bizim şehrin çocukları başlasın. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Nasılsınız? İyiyiz. Çok güzel. Ben çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Hava mis gibi. Çok eğlenceli bir gün bizi bekliyor. Adana turunçgiller diyarı. Biz de birazdan portakal ağaçlarının, limon ağaçlarının arasında kaybolacağız. Ama ilk başta bizim şehrin çocukları, yani arkadaşlarım, ekran başındaki sizlere kendilerini bir tanıtsınlar. Hadi senden başlayalım. Merhaba, benim adım Yağız. Benim adım Yiğit. Benim adım Osman. Benim adım Canan. Benim adım Azra Atatürk. Çok güzel. O zaman hazırsak yolculuğumuz başlasın. Hadi. Doğayı keşfedelim. Bakalım neler var. Portakallar var, limonlar var. Zaten narenciye deyince aklımıza hangi meyveler geliyor? Portakal. Başka, başka onları dedim. Ama onu dedim. Greyfurt. Greyfurt süpersin. Evet, greyfurt bir de daha ekşi değil mi? Aynen. Evet. Var mısınız? Sanki burası kartpostal gibi her yer turuncuya boyanmış. Evet. Şimdi ağaçlarımızın yanına gideceğiz. Biz de hasatımızı toplayacağız. Tamam. Arkadaşlar bir yanıma gelebilir misiniz? Hemen. Bir şey söyleyeceğim, bir şey öğrendim. Ne öğrendiniz? Bakın şimdi, ay portakalları ezmeyelim ama. Şimdi bakın, portakal yaprağının bir tarafı şöyle görüyorsunuz ki burası kuru, tüylü. Evet. Diğer tarafı da kaygan, siz de dokunun. Evet ve parlak. Aa, evet. Görüyorsunuz değil mi? Evet. Bu özelliği sayesinde bitki sıcak yaz aylarında susuz kalmıyormuş. Bunu da öğrendik. Şimdi evet. Ne yapalım biliyor musunuz? Sepetimiz gelmiş, portakalları hemen sepete koyalım. Tamam. Yerde durmasın, süper. Güzelce koyalım portakallarımızı ve de ileride görüyorum ablalar, abiler gelmiş hasatlarını toplamaya başlamışlar. Biz de gidip onlara yardım edelim, tamam mı? Olur. Sonra da onlardan öğrenecek çok şeyimiz var. Şimdi portakallarımızı topladık. Tamam, olsun. Şöyle koyalım onları da. Şimdi hadi iş başına hemen yardıma gidelim. Geç bile kaldık. Onlar da yorulmuşlardır. Bizi görünce çok mutlu olacaklar eminim. Koşun. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Hasatınız sağ bol sağ olsun. Bereketli olsun. Sağ diyen herkese de şifa olsun. Sağ ol, teşekkürler. İsminizi öğrenebilir miyim? Yılmaz. Yılmaz abi merhaba. Şimdi ağacın bakımını yapıyorsunuz değil mi? Evet. Benim bazı sorularım var, merak ettiğim şeyler var. Esasında bir sürü var. İlk başta şunu sorayım. Portakal fidesinin dikimi nasıl oluyor? Portakal fidesinin dikimi Mart'ta yapılır. Bazıları daha erken yapar. İşte gübresini, suyunu verirler hafiften. Ağaç yavaş yavaş büyür. Ne kadar zamanda büyüyor? Ne kadar zaman sonra meyve veriyor? 3-4 senede tam meydana geliyor. Çok güzel. Bir de portakal çiçeği. Herhalde meyvesiyle birlikte aynı zamanda ve aynı dalda büyüyen tek çiçekmiş. Öyle duydum. Doğru mu? Evet, doğru. Şimdi yok ama değil mi bu mevsimde? Portakal çiçeği daha açmadı. Mart'ta tam açılır bu sefer. Çok güzel kokuyormuş. Evet. O zaman arkadaşlar şimdi portakallarımızı toplarken biz de biraz portakalın faydaları hakkında konuşalım. Konuşalım mı? Konuşalım. Tamam. Neden? Çok güzel topluyorsunuz. Yer yok. O zaman sepet bitti. Sepet isteyelim. O sırada sepetimiz gelirken biraz sohbet edelim. Şimdi mandalina yiyoruz değil mi? Evet. C vitamini. Evet. Limon yiyor muyuz? Evet. Salatamıza sıkıyoruz. Çorbamıza sıkıyoruz. Bol bol limon tüketiyoruz. Evet. Çünkü limonda hangi vitaminler var? C vitamini. Potasyum var. Değil mi? Evet. Magnezyum var, evet. Folik asit var. Hepsi var. O yüzden bol bol limon, portakal tüketiyoruz. Kışın oh güzel güzel hastalanmadan kışımızı geçiriyoruz. Benim mesela boğazım ağrıdığı zaman hemen portakal yerim.
oradaki mikropları alır götürür. Portakallarımızı topladık ama mandalina ağacı görmedim. Mandalina ağaçları ne tarafta Yılmaz abi? Mandalina ağaçları ileride. Mandalinalarımızı toplayacağız. Portakalı yedik, portakala bayıldık Yılmaz abi. Şimdi mandalinanın da tadına bakalım. Afiyet olsun. Teşekkür ediyoruz. Sağ ol. Yılmaz abi sen ne zamandan beri bu işi yapıyorsun, ağaçların bakımını? Ya 40 çocukluğumuzdan belli girdik. Yani 42 yıl, 43 yıl 43 önceden yıl. Diyebilirim. 43 yıl bayağı. Bu Çukurova'da çok emeğimiz var. Girmediğimiz toprak kalmadı. Ne kadar güzel. Arkadaşlar mandalina ağacını gördünüz mü? Dolu dolu. Evet, evet. Çok güzel. Şimdi Yılmaz abi biz izin verirsen toplamaya başlayalım. Olur mu? Evet. Tamam hadi arkadaşlar. Evet. Peki mesela çekirdeği bol oluyor ya bazı mandalinaların. Bu şimdi bu sıkmaya iyi gelir. Sıkmaya. He. Bunu zamanında ekmişler. Hı-hı. Bu zor soyuluyor. Bak bu diğeri kolay soyulurdu. O da 15 gün evvel topladılar. Her işin gibi bu işin de bu çok kadar öyle. Zorluğu var, meşakkati var. Elinize çok. Sağlık. Emeğiniz sağ gerçekten ol. Çok büyük. Sağ ol. Şimdi bir de Yılmaz abi limon ağaçlarına gidelim mi? Limon kokusuna bayılıyorum. Tamam. Hadi o zaman. Topladık. Hadi o zaman. Arkadaşlar biraz da limon ağaçlarına gidelim olur mu? Evet. Aa bakın şurada bir limon ağacı var. Aa evet. Değil mi Yılmaz abi? O limon ağacı. Evet arkadaşlar hadi gidelim. Limonlarımızı da toplayalım diyeceğim ama sanki biraz hasatı kaçırmış gibiyiz. Limonlar toplanmış ama kısmetimizde yine de aşağılarda var. 5-4 tane işte. Evet 4-5 tane var. Hadi onları da toplayalım. Onları da biz toplayalım. Evet hadi dallara dikkat edelim. Limonlarımızı da alalım. Ekşi ekşi. Limonatayı seven var mı limonatayı? Ben de bayılırım. Ben de şuradakini alayım. Yazın buz gibi limonata ne kadar güzel oluyor değil mi arkadaşlar? Şimdi biz bunu yaza mı saklayacağız? Yok canım şimdi de tüketiriz. Niye yaza saklayalım? Bizim şehrin çocukları olarak gittiğimiz her şehirde doğaya küçük de olsa bir armağan vermek istiyoruz. Bugün de Adana'da bir fidan dikeceğiz. Yılmaz abi bizim için hazırladı. Bakalım ne dikeceğiz. Hadi gel. Kolay gelsin Yılmaz abicim. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Sen hazırlığını yapmışsın. Geç evet, mi kaldık? Evet, evet. Şimdi biz de yardım edeceğiz sana. Evet. Daha önce hiç fidan diken oldu mu arkadaşlar? Ben. Oldu mu? Ne evet. diktiniz? Çilek. Portakal, mandalina, çilek, elma bir sürü. Çok güzel. O zaman deneyimlisiniz. O zaman Yılmaz abi can suyumuzu getirsin. Sana zahmet Yılmaz abicim. Biz de suyumuzu dökelim. Bol bol mu? Bol bol su döküyoruz değil mi? Can suyunu fazla dökeceğiz evet, herhalde. Evet. Tamam. Ama şuradan dökeceğiz. Çok güzel. Ellerinize sağlık Yılmaz abi. Çok teşekkür aynen. ederiz. Yiyen herkese şifa olur inşallah. Abi. İnşallah. Fidanlar ağaca, ağaçlar ormana, dönmeli yurdumdan. Yuvadır kuşlara, örtüdür toprağa, can verir doğaya, ormanlar yurdumdan. Arkadaşlar şimdi çok keyifli bir şey yapacağız. Hemen. Ne yapacağız? Deney yapacağız. Deney. Portakal deneyi. Ekran başındaki arkadaşlarımız da evde rahatlıkla bu deneyi yapabilirler. Çünkü ihtiyacımız olan sadece iki tane portakal ve iki tane içi su dolu kavanoz. Şimdi portakallarımızın bir tanesinin kabuklarını soyduk. Soyulmuş. Evet soyulmuş. Diğeri kabuklu. Hadi bakalım Osman şimdi sen kabuksuz portakalımızı at bakalım. Evet. Ama içinde kaldı. Ne gördük? İçine giriyor. İçine girdi ve dibe indi değil mi? Evet. Evet. Şimdi hadi sen de kabuklu portakalımızı at.
Üste koydun. Neden? Arkadaşlar neden? Çünkü portakalın kabuğunda hava kabarcıkları var. Hava kabarcıkları olduğu için portakalımızı suyun içine koyduğumuz zaman yüzeye çıkıyor. Çünkü yoğunluğu azalıyor ve yüzeye çıkıyor. Diğer portakalımızın kabuğunu soyduğumuz için yoğunluğu artıyor. Evet. Ve aşağı iniyor. İşte bu kadar. Dediğim gibi siz de evinizde rahatlıkla yapabilirsiniz. Arkadaşlar bugün sizi en çok mutlu eden şey ne oldu? Senden başlayalım. Arkadaşlarımla birlikte fidan ekmek. Fidan ekmek. Deney yapmak. Evet. Vallahi bilmiyorum. Her şey beni mutlu etti. Çok güzel, evet. Evet, benim için hepsi birbirinden farklıydı. Hepsi birbirinden de çok güzeldi. Çok güzel, çok güzel anlattın. Ya beni en çok mutlu eden şey mandalina, portakal, limonun hep beraber yenmesiydi. En güzel afiyet oydu olsun. Benim için. Çok güzel. Senin Yağız'cığım. Vallahi benim için mandalina soklayıp yemek oldu. Çok güzel. Arkadaşlar portakallarımızı, limonlarımızı topladık. Şimdi oyun zamanı. Hazır mıyız? Hazırız. Oyunumuzun adı Yakup dedi ki. Ben şimdi size Yakup dedi ki ile başlayan cümleler kuracağım. Siz de benim dediklerimi yapacaksınız. Tamam. Tamam. Başlıyoruz. Yakup dedi ki kafayı kaşı. Yakup dedi ki kuş ol. Yakup dedi ki eller havaya. Yakup dedi ki arkana dön. Yakup dedi ki enseni kaşı. Ense. Geriye doğru bir adım at. Canan yandın. Bu sefer devam ediyoruz. Saçını çek. Yandınız. Bu sefer herkes yandı. Bir tek Yağız kaldı. Bir de Yiğit. İki kişi kaldı. Hadi. Yağız bana dön. Şimdi göbeğini kaşı. Güzel. Aferin güzel gidiyorsunuz. Burnunu kaşı. Yakup dedi ki kulağını kaşı. Yakup dedi ki arkanı dön. Yakup dedi ki eğil. Kalk. İkiniz de yandınız. Sema ablacığım biz şimdi portakal bahçelerinin arasında gözlerimiz bayram etti bizim. Şimdi de midemiz bayram edecek inşallah. Adını. Sıkma yiyeceğiz, yapacağız. Yağımızı böyle sürüyoruz. Şimdi içini koyalım. Gerçekten çok güzelmiş ama bayıldım. Çok güzel. Arkadaşlar şimdi çok lezzetli bir şey yapacağız. 7'den 70'e herkesin bayıldığı bir yiyecek var. Mutluluk deyince aklımıza ne geliyor? Çikolata! Evet çikolata. Peki siz hiç portakallı çikolata yediniz mi? Hayır! Ben de hiç yemedim. Şimdi Derya ablanız bize portakallı çikolata nasıl yapılıyor anlatacak. Hem de birlikte yapacağız değil mi Derya ablanız? Evet. Hadi bakalım o zaman. Şöyle hemen göstereyim ben size. Şöyle portakal çubukları halinde dilimliyoruz. Bu dilimlediğimiz şey portakal kabuklarının salamura hali. Bu şekilde başlıyoruz işleme. İçine batırıyorsunuz. Biraz süzdükten sonra yağlı kağıdımızın üzerine koyuyoruz. Siz devam edin bunları yapmaya. Evet arkadaşlar, bu hafta Adana'daydık. Yepyeni deneyimler yaşadık. Bize bu yolculukta yardım eden, bizi bilgilendiren herkese teşekkür ederiz. Bir dahaki bölümde bambaşka bir şehirde anılarımıza anı ekleyeceğiz. Ama sakın unutmayın, siz olmadan olmaz. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.